Evet arkadaşlar, yeni bir vlogtan merhaba. Bugün gördüğünüz üzere buğdaylara süne ilacı atımını gerçekleştiriyorum. Akşam serinde atıyoruz. İlçe tarımdan izin çıktı. Şu anda saat tahminim 7'yi geçti işte. Böyle bir atıma başladık. Bugün bir depo sallayacağım. Yarın da bir depo daha sallayacağım. Öbür günde nohuta da atacağız. O şekilde bir uygulama olacak. Vantex atıyoruz süne ilacı olarak. Son uygulama bu buğdayın. İşi bitiyor artık. Bundan sonra asat olacak. Buğdaylar döndü zaten sararmaya artık. O yüzden ilçe tarımda izini verdi, atıyoruz. Zaten tek pas attıydık. Ara yerde tam şey zamana denk geldiydi. Şimdi de Süney ile işi bitiriyoruz. İki tarla attım. Onları da çekemedim. Şimdi tarlada da çekerim. Buğdayın son halini görürsünüz. Akşam serinde atılıyor bu arıları öldürmemek için. Bir de belirli bir zamanda işte süne atımına uygun olduğu zaman da büyüdüğü zaman da atılıyor. Uygulama o şekilde olacak. Buğdaylar, arpaların çoğu sarardı gibi zaten. İki sıralılar falan bayağı sarardı. Şu mesela çok geç ekilen bir buğday. En son zamanda çamurda yılbaşına doğru ekildi. Durumu böyle daha yeşil oldu. Burası arpa. Gördüğünüz üzere sararmış. Şurada bir buğday var. Çift pas atanlarınkiler daha sararmış gördüğüm kadarıyla. Erken süne ilacı atanlar, bunlarınkiler sararmış. Bizim daha yeşil. Biz mesela ilk başta ektiğimiz ekenlerdeniz. Ama daha yeşil çift tarladan da görürsünüz. Tarlada devam ederiz çekime. Evet arkadaşlar, buğdayda durum bu. Başaklar böyle. Gördüğünüz üzere. İki tarlada yatık var. Bu tarlada pek yatık yok. Şuraları yapmış en son zamanda. Görüntüsü böyle. Hamza bu. Rumelilerde de çekerim. Onları yarın atacağım. Şu anda belimi geçiyor işte. O şekilde. Başaklar böyle gördüğünüz üzere. Bayağı dolu burası. Nohut yeriydi zaten. Kuvvetliydi. İnşallah verimi de güzel olacak diye düşünüyorum. Bayağı dolu dolu başaklar ama görüntü. Atarken içinden de çekerim. Kanatları açtık. Yerler kurumuş ama yağmur istiyor. Çok çatlamış bak. Yani elim giriyor içine. Kuraklık var şu anda. Gündönlere bir yağsa iyi olacak. Bir de nohuta. Nohuta da antraknoz ilacı atacağız. Onu da bu vloga ekleyeceğim. Hepsi bir arada olsun. Ona da bir antraknoz, bir amino asit uygulayalım ki yağmur yok. Biraz kendini toplu tutsun. Görüntü böyle. Evet arkadaşlar, içeriden de görüntü böyle. Akşam güneşi de vuruyor ama görüntü iyi çıkıyordur umarım. Yerler de kuruduğuna, yaşta attığımızda daha önce motorun gitmesi biraz zor oluyor. Seke seke gidiyor. Tekerlek çamurlu yerlerin kuruyan çamurlara denk gelince biraz sarsalıyor.
Adana şu yüzbaşı yatmış. En son geldiğim zaman da yatık değildi. Öbür taraftan herhalde gübre atıldığına çok gelmiş herhalde o tarafa. Yatmış. Bir tarafa geçmiş gübre herhalde. Daha önce yatık yoktu. Son şeyde yatmış. Zaten kuvvetliydi burası. Diğer tarlalarda da devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu akşamlık son tarlaya geçtik. Onda da durum böyle. Bunun da bazı yerleri yatmış başlarda. Ama geri kalan kısmı iyi. Ayakta yani. Burası en zayıf olan tarla herhalde tahminim çıkacak. Geri kalanlara göre birazcık daha başa şey ama gene de yani fena değil. Görüntüsü böyle. Böyle bir manzara da atıyoruz pervane akşam saati. Diğer iki tarlaya yarın atacağım. Bu akşam dört tarlaya attık. Ağzımda da maske var. Ses geldi mi bilmiyorum ama şimdi çıkardım. Görüntü böyle. Bu buğdayda da. Yerler çok çatmamış. Yürürken ayağım arasına giriyor ya. Yağmur istiyor. Günlüğünlere yağsa iyi olacak ayçiçeklere. Şöyle kar ağrında zarar yapmayacak şekilde buğdaya falan. Buğdayda daha fazla kurumadan yağarsa iyi olacak ama bilmiyorum artık ne zaman yağar, nasıl yağar. Görüntüsü böyle. Şimdi hangi aradan geldim ben? Şuradan bir kendime yol açtıydım. Şuradan herhalde gelmişik. Şuradan geri motora gidelim. Akşam saati manzara da güzel oluyor böyle. Şimdi bunu atacağım, gideceğim eve. Çekeceğim. Belki biraz tutarım. Yapışmasın ilaç şey memelere. Ondan sonra da yarın akşam gene bu saatlerde atacağız. Gene devam ederiz. Yarın da Rumelileri eklerim videoya. Sonra da nohutu. 3 günlük bir çekim olacak. Hepsini bir arada atarız. Evet arkadaşlar. Süne atımının ikinci günündeyiz. Buralar uzak tarlalar, geç oldu. Hava karardı ama atıyoruz. Kuraklıktan çamurda attığımız için izlerde biraz gitmesi zor oluyor. Motor kayıyor, zıplıyor, çok kurumuş yerler. Yaslamamaya çalışıyorum ama işte motor bazen gözükmüyor. Kayıyor, biraz yaslıyor. Bunlar Rumeli. Buğdayı yerden de çekerim birazdan. Uzak tarla geç oldu gelene kadar. Yollar da çok bozuk. Bir grider çekmediler. Harman geldi. Daha hala da bir faaliyet yok. Biraz yatmış buğday. Bazı yerleri böyle. Kuvvetli olduğuna. Yerden de çekerim. Görüntü böyle. Evet arkadaşlar. Hava karardı. Rumeli'nin durumu bu. Çekiyorum size. Başaklar böyle. Motorun içi buhar yaptı. Ondan durdum biraz. Hava serinledi. Camlardan göremiyorum. Fanı da açmadaydım içeri, ilaç basmasın diye. Rumeli burada bayağı kuvvetli bu sene. Bazı yerleri yatmış. Akşam saati pek belli olmuyor ama başakların durumu bu. Göründüğü üzere. Süne işi bitiyor. Bu tarlayı bitirdin he. Tamam zaten. 200 litre su kaldı. Gördüğünüz gibi böyle başaklar. Rumeli'nin. Bayağı kuvvetli burada. Kaç senedir bu kadar kuvvetli buğday yapmıyordu burası.
LED'nin lambaları yaptık. Kanatlara lambaları yapamadık LED'leri. Olsaydı işte böyle bu zamanlarda atma çok iyi olacaktı, ilaçların atıp atmadığını görmek için. Şeyin, memelerin. Görüntü böyle. Şimdi devam ediyorum. Bugün de bu kadar. Yarın da nohut açacağım. Nohutu da eklerim videoya. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bu akşam da nohuta antraktoz ilacı atıyoruz. Gördüğünüz üzere belliz. Antraktoz olarak. Yağmur yağmadı ama her ihtimale karşı atıyoruz. Artık zamanı geldi. Şimdi böyle ufağı da var. Ufaklar 6 dönüm atıyor. Büyükler de 10 dönüm atıyor. Biz 20 dönüm yer atacağız. Bundan bir tanesinden biraz kalacak. Yanında desis yeşil kurt ilacı var. Nohut çiçek başlangıcında bir tane atalım şimdilik. Böcek oluşmasın. Ondan sonra bir tane de bozadayken atacağız. Bu da Bayer'in. Bellis Bas firmasının. Bir tane yapıştırıcımız var. Armadon diye. Bir de havalar kurak, stresli gidiyor nohut. Kurak gidiyor. O yüzden agresyon uygulayacağız. Bu da 300 cc olacak dekara. 6 litre koyacağız. Hayvansal menşeli aminasit. Gördüğünüz üzere bir sürü bitkiye atılıyor. Desiste yeşil kurta 50 cc dekara. Yani bu tam 20 dekarlık. O şekilde bir uygulama yapacağız. Akşam saati serinliği bekliyoruz. Şu an biraz güneşin batmasını bekliyoruz. Sıcak çok. 500 litre kadar bir su koyduk. 475 falan. Biraz artacak büyük ihtimalle ama her ihtimale karşı ilk defa atacağım için nohuta izler belli olmadığı için ayarlamak için biraz fazla koyduk. Birazdan gideceğim. Tarlada da nohutu çekerim. Akşam saat oluyor zaten. Dozajları soranlar olduydu. Nohuta ne kadar neyden konuluyor diye belirtiyenler. Bu şekilde bir uygulama yapıyoruz. Bilginiz olsun. Tarlada da çekeriz. Evet arkadaşlar. Nohutta da durum bu. Bayağı doldurdu, büyüdü. Çiçek dönemi geldi. Bir antraknoz atalım dedik. Bir de yaprak gübresi. Bir de böcek ilacı. Böcek şey yapmadan yeşil kurt. TD ile atımdayız. Bu tarlayı attım. Şimdi öbürküne geçeceğiz. Orada da çekmeye çalışırım. Atarken çekemedim içeriden izlerini çünkü ayarlıyorum bir daha iş olmasın diye. Bu şekilde atımdayız. Nohutun durumu bu. İspanyol 98 beyaz biliyorsunuz zaten. Bayağı düzgün duruyor ama yağmur lazım. Onun için hayvansal menşeli aminasit atmıştı yağmur şey yapsın diye. Durum böyle yani. Güzel duruyor şimdilik.